Kıymetli arkadaşlar, tekrar Muş'tan selamlar. Kısa Metin Almanca Hikaye Kitabı Okuma Anlama Etkinliğimize tekrar ediyoruz. Bugün yeni bir video hazırlamaya çalıştım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Andy hat eine neue Freundin. Seine Freundin heißt Sarah. Andy will für Sarah kochen. Geht in den Supermarkt. Andy nimmt sich einen Korb und einen Einkaufswagen. Geht am Gemüseregal vorbei. Sieht sich den Fisch in der Tiefkühltruhe an. Andy steht lange Zeit bei den Süßigkeiten. Endlich verlässt den Supermarkt. Andy geht nach Hause und bestellt Pizza. Der Lachkalscher. Andy hat eine neue Freundin. Andy'nin yeni bir kız arkadaşı var. Seine Freundin heißt Sarah. Kız arkadaşının adı Sarah. Andy will für Sarah kochen. Andy Sarah'a yemek yapmak istiyor arkadaşlar. Sarah için yemek yapmak istiyor. Geht in den Supermarkt. Bu nedenle süpermarkete gidiyor. Evet, yani markete gidiyor. Andy markete girince arkadaşlar nimmt sich einen Korb, bir sepet alıyor yanına und einen Einkaufswagen ve bir alışveriş arabası yanına alıyor. Yani Andy arkadaşlar markete girer girmez kendisine bir alışveriş sepeti ve bir alışveriş arabası alıyor. Sonra da raflar arasında gezinmeye başlayacak. Bakalım. Ergeten Gemüseregafı Bay. Hemen ne yapıyor arkadaşlar? O sebze dükkanının yani sebze reyonuna doğru gidiyor. Evet. Onun yanında duruyor. Ergeten Gemüseregafı Bay. Yani bu sebze bölümünün yanından geçiyor arkadaşlar. Erzisi işte fish in the tief Kültürü en, yani bu derin dondurucunun içerisinde balığı görüyor. Onun yanına gidiyor arkadaşlar. Erzisiş den fish in der tief Kültürü. Yani derin dondurucuda ya derin dondurucudaki balıkları görüyor. Onun yanına gidiyor. Andy Stadt lange Zeit bei den Süßigkeiten. Ayrıca Andy arkadaşlar bu tatlı bölümünün yani tatlıların satıldığı bölümde epey bir zaman geçiyor. Bakarak tabii. Endlich sonunda Verlasterden süpermarketten ayrılıyor. Yani hiçbir şey almadan zannedersem ayrılıyor arkadaşlar. Andy geht nach Haus, eve gidiyor und bestellt Pizza ve pizza çağırıyor arkadaşlar. Evet, bir daha tekrar edelim arkadaşlar. Andy hat eine neue Freundin. Andy'nin yeni bir kız arkadaşı var. Seine Freundin heißt Sarah. Kız arkadaşının adı Sarah'tır. Andy will für Sarah kochen. Andy kız arkadaşı olan Sarah'a yemek yapmak istiyor. Ergehtiğinden süpermarket. Bu nedenle süpermarkete gidiyor. Markete girince bakın Andy nimmt sich einen Korb, bir sepet yanına alıyor. Bir sepet ve bir alışveriş arabası alıyor yanına. Ergehten Gemüseregal. Önce nereye gidiyor arkadaşlar? Sebze meyvenin satıldığı reyona gidiyor. Sonra Erzisi'den Fisch. In der Tiefkühltruhe, derin dondurucuda bulunan balığı görüyor, o tarafa gidiyor. Andy steht lange Zeit bei den Süßigkeiten, tatlıların satıldığı bölümde epey bir zaman geçiriyor. Endlich verlässt den Supermarkt, süpermarketi terk ediyor. Er geht nach Haus, eve gidiyor. Und bestellt Pizza ve kendisine pizza çağırıyor arkadaşlar. Yani pizza çağırıyor, bir şey satın almıyor. Şimdi bu dinlemeyi tekrar yapalım. Yani Almancasını tekrar dinleyelim. Daha iyi olacak kansından. Geri geliyorum. Evet. Şöyle. Şuradan okusun. Andy hat eine neue Freundin. Seine Freundin heißt Sarah. Andy will für Sarah kochen. Geht in den Supermarkt. Andy nimmt sich einen Korb und einen Einkaufswagen. Geht am Gemüseregal vorbei. Sieht sich den Fisch in der Tiefkühltruhe an. Andy steht lange Zeit bei den Süßigkeiten. Endlich verlässt den Supermarkt. Andy geht nach Hause und bestellt Pizza. Değerli arkadaşlar, burada da ich habe burada da şahıs zamiri değişiyor. Şahıs zamiri değişince yine aynı şekilde
diğer cümlelerde değişen kısımlar olacak. Yani şahıs amirine bağlı değişen bazı bağlaçlar falan var. Onları da görmeye çalışacağız. Şimdi endi'yi kaldırdık. İh zamirini getirdik arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Eine neue Freundin. Meine Freundin heißt Sarah. Ich will für Sarah kochen. Ich gehe in den Supermarkt. Ich nehme mir einen Korb und einen Einkaufswagen. Ich gehe am Gemüseregal vorbei. Ich sehe mir den Fisch in der Tiefkühltruhe an. Ich stehe lange Zeit bei den Süßigkeiten. Endlich verlasse ich den Supermarkt. Ich gehe nach Hause und bestelle Pizza. Evet. Değerli arkadaşlar, yine bir geri geleyim. Buradan ben bu sefer çevireyim tekrar. Ich habe eine neue Freundin. Yani yeni bir kız arkadaşım var. Evet. Meine Freundin heißt Sarah. Kız arkadaşımın adı Sarah. Ich will für Sarah kochen. Ben Sarah için yemek pişirmek istiyorum. Ich gehe in den Supermarkt. Süpermarkete gidiyorum. Ich nehme mir einen Korb yanıma bir sepet und einen Einkaufswagen bir alışveriş arabası alıyorum. Ich gehe am Gemüseregal vorbei. Yani sebze meyvenin satıldığı bölüme gidiyorum. Ich sehe mir den Fisch in der Tiefkühltruhe. Orada aynı şekilde derin dondurucuda bulunan balıkları görüyorum. İşte lange Zeit bei den Süßigkeiten. Tatlıların satıldığı bölümde epey bir zaman geçiriyorum. Yani duruyorum, orada duruyorum. Endlich, en sonunda verlasse ich den Supermarkt. Alışveriş merkezini, yani süpermarketi terk ediyorum. Verlassen, terk etmek arkadaşlar. Ich gehe nach Hause, eve gidiyorum und bestelle Pizza. Ve pizza ısmarlıyorum. Hele arkadaşlar böyle. Şimdi geçiyoruz. Ich gehe nach Hause und bestelle Pizza. Bu kısımda sorular var. Bu kısımda sorular var. Bu soruları arkadaşlar bir, iki şeklinde, üç şeklinde, dört şeklinde gideceğim. Hadi bakalım orayı da bir çözümleyelim. Eine Freundin namens Sarah. Hat Andy eine neue Freundin? Ja, Andy hat eine neue Freundin. Sie heißt Sarah. Evet. Andy hat eine neue Freundin namens Sarah. Andy'nin Sarah adında yeni bir kız arkadaşı var. Soruyor. Hat Andy eine neue Freundin? Andy'nin yeni bir kız arkadaşı mı var? Ja, Andy hat eine neue Freundin. Ja, Andy'nin yeni bir kız arkadaşı var. Sie heißt Sarah. Onun adı Sarah. Andy will für Sarah kochen. Will Andy für Sarah Frühstück machen? Nein, Andy will für Sarah nicht Frühstück machen, sondern für sie kochen. Buraya bakalım. Andy arkadaşlar, Andy will für Sarah kochen. Andy Sarah için yemek pişirmek istiyor. Will Andy für Sarah Frühstück machen? Andy Sarah için kahvaltı mı hazırlamak istiyor? Nein, hayır. Andy will Sarah nicht Frühstück machen. Andy Sarah'a kahvaltı hazırlamak istemiyor. Sondern onun yerine für sie kochen. Ona yemek pişirmek istiyor. Er geht in den Supermarkt, um Essen zu kaufen. Geht Andy in den Supermarkt? Ja, Andy geht in den Supermarkt, um Essen zu kaufen. Andy geht... Burada duralım. Er geht in den Supermarkt. O süpermarkete gidiyor. Umzu essen kaufen. Arkadaşlar burada bir bağlaç var. Umzu. Umzu bir kalıptır. İçin kalıbı yani. Şunu yapmak için, bunu etmek için anlamında. Bakalım onun çevirisini nasıl yapalım. Umzu um essen zu kaufen. Um essen zu kaufen. Evet. Hani yemek için satın almak. Yani evet. Bakalım. Er geht in den Supermarkt um essen zu kaufen. Yani yemek için alışveriş yapmak amacıyla süpermarkete gidiyor. Değerli arkadaşlar burada kalmıştık. Er geht in den Supermarkt, markete gidiyor. Um Essen zu kaufen. Yani yemek satın almak için markete gidiyor. Geht Andy in den Supermarkt? Andy süpermarkete mi gidiyor? Ja, Andy geht in den Supermarkt, um Essen zu kaufen. Evet, Andy yani yemek satın almak için süpermarkete gidiyor. Dördüncü sorudayız arkadaşlar.
geht am Gemüseregal vorbei. Kauft Andi Gemüse? Nein, Andi kauft kein Gemüse. Er geht am Gemüseregal vorbei. Evet. Diyor ki burada Andi geht am Gemüseregal vorbei. Yani Andi sebze meyve reyonunun bulunduğu reyonun yanından geçiyor. Yani sebze ve meyvelerin bulunduğu reyonun yanından geçiyor. Burada diyor ki kauft Andi Gemüse? Yani Andi sebze satın alıyor mu? Nein, Andi kauft kein Gemüse. Hayır, Andi sebze satın almıyor. Er geht am Gemüseregal vorbei. Yani sebze meyvenin bulunduğu reyonun önünden geçiyor. Yani reyonun yanından geçiyor. Diyelim arkadaşlar. Andi sieht sich den Fisch in der Tiefkühltruhe an, kauft ihn aber nicht. Sieht sich Andi den Fisch an? Ja, Andi sieht sich den Fisch in der Tiefkühltruhe an, kauft ihn aber nicht. Evet. Burada ne diyor arkadaşlar? Andi sieht sich den Fisch in der Tiefkühltruhe an. Tiefkühltruhe an. Bu Tiefkühltruhe arkadaşlar daha önce de söyledim, derin dondurucu. Andi derin dondurucuda bulunan balığa, yani balığa bakar. Kauft ihn aber nicht. Fakat onu satın almaz. Sie sich Andi den Fisch an. Andi balığına bakıyor mu? Yani kendisi bakıyor mu? Ja, Andi sie sich den Fisch in der Tiefkühltruhe an. Andi derin dondurucuda bulunan balığa bakıyor. Kauft ihn aber nicht. Fakat onu satın almıyor. Endlich verlässt er den Supermarkt und geht nach Hause. Bleibt Andi im Supermarkt? Nein, Andi verlässt den Supermarkt und geht nach Hause. Burada arkadaşlar Andi en sonunda verlässt er, yani terk ediyor den Supermarkt und geht nach Hause. Süpermarkete terk ediyor ve eve gidiyor. Bleibt Andi Supermarkt? Andi süpermarkette mi kalıyor? Bu bleiben kalmak arkadaşlar. Nein, Andi verlässt den Supermarkt. Hayır, Andi süpermarkete terk ediyor und geht nach Hause. Eve gidiyor. Andi bestellt stattdessen Pizza. Kocht Andi schlussendlich für Sarah? Nein, Andi kocht nicht für Sarah, sondern bestellt stattdessen Pizza. Evet. Burada arkadaşlar Andi bestellt stattdessen Pizza. Hani Andi onun yerine pizza çağırıyor. Pizza ısmarlıyor. Soruyor, diyor ki kocht Andi schlussendlich für Sarah? En sonunda Andi Sarah için yemek yapıyor mu? Nein, hayır, yapmıyor. Andi kocht nicht für Sarah. Andi Sarah için yemek yapmıyor. Onun yerine sondern bestellt stattdessen Pizza. Yani onun yerine pizza çağırıyor. Pizza ısmarlıyor. Yani yemek yerine pizza ısmarlıyor. Devam edelim arkadaşlar. Lorenz geht auf eine Geburtstagsfeier. Er muss für Nicole noch ein Geschenk kaufen. Lorenz geht normalerweise nicht oft auf Partys. Er ist nervös und weiß nicht, was für ein Geschenk er kaufen soll. Nicole mag Schmuck, Tiere und die Farbe Blau. Lorenz geht zum Juwelier. Dort sieht er eine schöne silberne Halskette. Auf der Halskette ist ein Anhänger mit einer blauen Katze. Lorenz freut sich und kauft die Halskette. Er hofft, dass Nicole die Halskette gefallen wird. Denn arkadaşlar burada Lorenz geht auf eine Geburtstagsfeier. Fair. Geburtstagsfeier. Lorenz bir doğum günü partisine gidiyor. Er muss für Nicole noch ein Geschenk kaufen. Yani, bu nedenle Nicole, arkadaşlar Nicole, bir hediye satın almak zorunda. Evet, yani satın alması gerekir. Evet, Geschenk hediye demek arkadaşlar. Lorenz geht normalerweise nicht oft auf Partys. Yani Lorenz normal olarak, yani normalde partilere sık sık gitmez. Er ist nervös. Bu nedenle heyecanlı. Und weiß nicht, was für ein Geschenk er kaufen soll. Yani ne çeşit bir hediye satın almak zorunda olduğu konusunda bir fikri yok. Bilmiyor
ve heyecanlı. Nicole Makhmuk, tire und defa be bagau blau. Nicole yani mücevher sever, hayvan sever ve aynı şekilde de mavi rengi sever arkadaşlar. Farbe blau, mavi rengi sever. Lorenz Gesum Juwelier. Evet. Juwelier yani Lorenz bir kuyumcuya gider. Dort sieht er eine schöne silberne Halskette. Orada arkadaşlar schöne silberne Halskette güzel bir gümüş kolye görür. Auf der Halskette aynı zamanda arkadaşlar auf der Halskette ist ein Anhänger mit einer blauen Kette. Yani zannedersem bu kolyenin dışında başka bir kolye görüyor ve üzerinde kolyenin üzerinde arkadaşlar mavi bir kedi varmış. Mavi bir kedi bulunmakta. Bu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Lorenz freut sich und kauft die Halskette. Lorenz arkadaşlar çok seviniyor ve bu kolyeyi satın alıyor. Er hofft, ümit ediyor ki, hoffen ümit etmek arkadaşlar. Ümit ediyor ki, dass Nicole die Halskette gefallen wird. Yani Nicole'un bu kolyeyi seveceğini ümit ediyor. Değerli arkadaşlar bir daha üzerinden geçelim. Sonra tekrar Almanca okunuşunu tekrar size dinletmeye çalışacağım. Hemen başlıyorum. Lorenz geht auf eine Geburtstagsfeier. Yani Lorenz bir doğum günü partisine gidiyor. Er muss für Nicole noch ein Geschenk kaufen. Yani demek ki bu Nicole'un doğum günü partisine gidiyor. Er muss für Nicole noch ein Geschenk kaufen. Yani onun Nicole için bir hediye satın almak zorunda. Lorenz geht normalerweise nicht oft auf Partys. Bu oft sık sık anlamında. Yani Lorenz genelde sık sık partilere gitmez. Er ist nervös, heyecanlıdır. Und weiß nicht, was für ein Geschenk er kaufen soll. Yani ne çeşit bir hediye alması konusunda pek fazla bir şey bilmiyor. Yani bir şey bilmiyor. Bu nedenle heyecanlı. Nicole Makhmuk, Nicole'un ve mücevheret sevdiğini, hayvanlara karşı ilgisinin ne olduğunu biliyor. Und die Farbe blau ve mavi rengi sevdiğini biliyor. Lorenz geht zum Juwelier. Bu nedenle bir kuyumcuya gidiyor. Dort sieht er eine schöne silberne Halskette. Silbern gümüş. Orada gümüşten bir kolye görüyor. Auf der Halskette yani bu kolyenin üzerinde aynı böyle bu şekilde de çevirelim arkadaşlar. Bu kolyenin üzerinde ein Anhänger mit einer blauen Kette. Yani bir şey var. Yani bir ek daha var arkadaşlar. Bu ekte mesela mavi bir kedi kolyede var arkadaşlar. Lorenz freut sich und kauft die Halskette. Lorenz yani bunu görür görmez seviniyor ve bu kolyeyi satın alıyor. Er hofft, ümit ediyor ki dass Nicole die Halskette gefallen wird. Yani bu kolyenin Nicole'un hoşuna gideceğinden ümit ediyor. Gideceğini ümit ediyor arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Lorenz geht auf eine Geburtstagsfeier. Er muss für Nicole noch ein Geschenk kaufen. Lorenz geht normalerweise nicht oft auf Partys. Er ist nervös und weiß nicht, was für ein Geschenk er kaufen soll. Nicole mag Schmuck, Tiere und die Farbe Blau. Lorenz geht zum Juwelier. Dort sieht er eine schöne silberne Halskette. Auf der Halskette ist ein Anhänger mit einer blauen Katze. Lorenz freut sich und kauft die Halskette. Er hofft, dass Nicole die Halskette gefallen wird. Ich gehe auf eine Geburtstagsfeier. Ich muss für Nicole noch ein Geschenk kaufen. Ich gehe normalerweise nicht oft auf Partys. Ich bin nervös und weiß nicht, was für ein Geschenk ich kaufen soll. Nicole mag Schmuck, Tiere und die Farbe Blau. Ich gehe zum Juwelier. Dort sehe ich eine schöne silberne Halskette. Auf der Halskette ist ein Anhänger mit einer blauen Katze. Ich freue mich und kaufe die Halskette. Ich hoffe, dass Nicole die Halskette gefallen wird. Evet. Değerli arkadaşlar, geri geleyim. Burada da şahıs zamiri değişti arkadaşlar.
Bakalım ne diyor? Diyor ki ich gehe auf eine Geburtstagfeier. Yani bir doğum günü partisine gidiyorum. Ich muss für Nicole noch ein Geschenk kaufen. Ben diyor Nicole için bir hediye satın almak zorundayım. Ich gehe normalerweise nicht oft auf Partys. Ben sık sık partilere gitmem. Normalerweise arkadaşlar genelde. Ben genelde sık sık partilere gitmem. Evet arkadaşlar. Ich bin nervös. Heyecanlıyım. Und ich weiß nicht, bilmiyorum, was für ein Geschenk ich kaufen soll. Ne çeşit bir hediye almam gerektiği konusunda fikrim yok. Bilmiyorum. Nicole, Maksimuk. Nicole, mücevheratı yani kuyumculuğu, kuyumu seviyor. Yani altını seviyor gibisinde. Yani kuyum takısını seviyor. Hayvanları seviyor. Und die Farbe blau ve mavi rengi seviyor. Ich gehe zum Juwelier ve kuyumcuya gidiyorum. Dort sehe ich eine schöne silberne Haskette. Orada güzel bir gümüşten kolye görüyorum. Auf der Haskette, yani bu kolyenin yani sonunda asılı olan ist ein Anhänger mit einer blauen Katze. Yani bu kolyenin üzerinde de arkadaşlar mavi bir kedi varmış. Evet, mavi bir kedi var. Ich freue mich, seviniyorum und kaufe die Haskette ve bu kolyeyi satın alıyorum. Ich hoffe, dass Nicole die Haskette gefallen wird. Yani Nicole'un, yani bu kolyenin Nicole'un hoşuna gideceğini ümit ediyorum. Şeklinde bir çeviri yaptım arkadaşlar. Tekrar üzerinden dinlersek iyi olur. O yüzden geriye gidiyorum bu sefer. Geriye geldim. Şuradan devam edeceğiz. Bakalım. Ich gehe auf eine Geburtstagsfeier. Ich muss für Nicole noch ein Geschenk kaufen. Ich gehe normalerweise nicht oft auf Partys. Ich bin nervös und weiß nicht, was für ein Geschenk ich kaufen soll. Nicole mag Schmuck, Tiere und die Farbe Blau. Ich gehe zum Juwelier. Dort sehe ich eine schöne silberne Halskette. Auf der Halskette ist ein Anhänger mit einer blauen Katze. Ich freue mich und kaufe die Halskette. Ich hoffe, dass Nicole die Halskette gefallen wird. Evet, burada da arkadaşlar sorular bulunmakta. Bu soruları da yapalım. Yani hiç olmazsa bir alıştırma yapmış gibi olalım. Hemen başlayalım. Lorenz geht auf Nicoles Geburtstagsfeier. Geht Lorenz auf eine Geburtstagsfeier? Ja, Lorenz geht auf Nicoles Geburtstagsfeier. Evet, burada diyor ki Lorenz geht auf Nicole's Geburtstagfeier. Lorenz, Nicole'un doğum günü partisine gidiyor. Soru soruyor burada. Kırmızı soru arkadaşlar. Geht'i bak başa almış. Dikkat ederseniz fiille soruyor. Geht Lorenz auf eine Geburtstagfeier? Yani Lorenz bir doğum günü partisine mi gidiyor? Ja, Lorenz geht auf Nicole's Geburtstagsfeier. Lorenz, Nicole'un Geburtstagsfeier'ına yani doğum günü partisine gidiyor. Lorenz ist nervös, weil er normalerweise nicht oft auf Partys geht. Geht Lorenz oft auf Partys? Nein, Lorenz geht nicht oft auf Partys, weswegen er auch nervös ist. Evet, bunu da durduralım. Burada arkadaşlar Lawrence is nervous. Lawrence heyecanlıdır. Well, çünkü normalde normal nicht oft auf Partys geht. Yani o normalde sık sık partilere gitmez. Geht Lawrence oft auf Partys? Lawrence sık sık partiye gider mi? Nein, Lawrence geht nicht oft auf Partys. Lawrence sık sık partilere gitmez. Ne? Weswegen er auch nervös ist. İşte bu nedenle kendisi heyecanlıdır. Nicole mag Schmuck. Burada kalın. Nicole mag Schmuck, Tiere und die Farbe Blau. Mag Nicole Tiere? Ja, Nicole mag Tiere, aber sie mag auch Schmuck und die Farbe Blau. Evet. Burada Nicole mag Schmuck. Nicole mücevherden hoşlanır. Hayvanlardan hoşlanır. Und mavi renkten hoşlanır. Magnikol Tire,
Nicole hayvanlardan hoşlanır mı? Ja, Nicole mag Tiere, Nicole hayvanlardan hoşlanır. Aber sie mag auch. Ayrıca kendisi mücevherden ve mavi renkten de hoşlanır. Lorenz geht zum Juwelier. Geht Nicole zum Juwelier? Nein, nicht Nicole, sondern Lorenz geht zum Juwelier. Lorenz geht zum Juwelier. Lorenz kuyumcuya gider. Geht Nicole zum Juwelier? Juwelier? Nicole mu? Yani Nicole kuyumcuya gider mi? Hayır, nein. Nicht Nicole, hayır Nicole değil. Sondern Lorenz, onun yerine Lorenz. Lorenz geht zum Juwelier. Lorenz kuyumcuya gider. Değerli arkadaşlar, bir videomuzu da burada bitirelim. Fazla da uzun olmasın, sizi de fazla yormak istemiyorum. Değerli arkadaşlar, bu tür etkinliğimiz devam edecek. İnşallah yardımcı oluyordur. Ben zannediyorum ki yani bu kısa metinlerde epey bir kelime de öğreniyoruz. Ses de dinliyoruz arkadaşlar. Güzel bir etkinlik oluyor. Benim için de güzel bir etkinlik. Böyle mesela gitgide bu metinleri böyle biraz zorlaştıracağım arkadaşlar. Daha doğrusu ben mesela bu tür materyalleri yani kendim hazırlamıyorum. Yani YouTube'da var. Yani bir de Amerika'yı neden keşfedeyim? Yani zaten yazılmış, konulmuş. Zaten adamlar da mesela herkese paylaşmış. Tabii ben de alıyorum, yeni bir ürün meydana getiriyorum. Bu tür materyalleri sizler için değerlendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani Türkçe diline değerlendirmeye çalışıyorum. Yine aynı şekilde bu materyalin de mesela Türkçe olmadan orijinalini linkini oynatma listesinde yer verdireceğim. Oradan da mesela takip edersiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Muş'tan selamlar arkadaşlar.